Merhabalar. Bugün 4 Nisan 2024 Perşembe günü. Arabam yaklaşık 2,5 aydır otoparkta pasif bir şekilde duruyordu. Şimdi uzun bir yolculuğa çıkacağım. Diyarbakır'a gideceğim. Bu yolculuktan önce daha önce arabamın önemli bir sıkıntısını ücretsiz bir şekilde canı gönülden halleden Rasim Usta'nın dükkanına doğru gidiyorum. Arabaya şöyle bir bakım yaptıracağım. Araçların çalışır halde olması yatmasından çok daha iyidir. Benim aracım zorunlu nedenlerden dolayı yattı. Normalde ben aracımı her zaman faal halde tutmak istiyorum. Yani hiç binmediğim zaman dahi çalıştırıp bir tur atarım. Yani o motorda bir yağ dolanmalı, kapılar bir açılıp kapanmalı. Şöyle kasa bir esnemeli. Çünkü bir şey çalıştığı zaman hayat vardır. Evde de yaşam olduğu zaman hayat vardır. Yatan her şey yavaş yavaş çürümeye, ölmeye mahkumdur. Bu kadar uzun zaman yatmasından sonra Rasim Uslu bir bakacak bakalım. Ne eksiği ne yediği var. Bizim de kafamızda bazı şeyler var tabi. Şöyle ön camdan da belli oluyorsa yatmanın toz üzerinde. Hadi bakalım. Ankara'nın trafiğinde yavaş yavaş ilerliyoruz. 1.3 kilometremiz kaldı. Evet geldik. Rasim Usta hemen orada çalışıyor. Hadi bakalım gidelim. Güzel zamanımızı bekleyelim. Yunus kardeşim kolay gelsin. Sağ olasın abi. Şimdi arabamızın kilometre bakımını yapacağız. Yağ bakımını. Evet abi. Mazot filtresi değişecek. Yağ değişecek. Evet abi. Ondan sonra başka? Hava filtresi değişecek abi. Hava filtresine bakalım. Yağ filtresi değişecek. Tamam, yağ filtresi. Bir de motor yağı abi. Tamam. Böyle kötü değiştirmesi gereken bir şey varsa değiştirelim. Çünkü niye biliyor musun? Bayağı uzun yola gideceğim. Evet, din yerde tamircim de yok. Tamam abi. Güvenebileceğim birisi yok yani. Eşelen. Kelepçe bayağı sıkı tutuyormuş eşelen da. Tutar abi kelepçeyi. Eşelen varsa bir getir. Şey var. Tamam abi. Sıkın abi. Ne abi? Bu her bakımda değiştirmek gerekiyor mu mazot? Yok abi, iki bakımda bir değişmesi yeterli oluyor. Tamam, bu ikinci bakım olmuş oluyor. Ya ben zaten çok kilometre de yapmıyorum da. Evet abi. Değiştirmekte fayda var. Ya iki bakımda bir yeterli oluyor. Temiz gözüküyor. Temiz değil mi? Evet. En son koyduğumuz yağ da güzeldi. Bir de üzerine de çok da kilometre yapmadık ya. Evet. Yağ çok önemli. Şurayı açayım mı biraz? Daha taksın.
Hadi biz. Altında şöyle sünger yokmuş bak böyle. Evet. İyi, üçü de oturdum. Sıkmak gerekiyor, bir tık bırakmak mı gerekiyor? Yani bu kadar yeterli oluyor abi işte. Bak şimdi Yunus kardeş. Ulan var ya. Babam da mı tamirciydi ya Yunus? Aynen abi. Dedim ya kardeş bak. Yokluk bize çok şey öğretiyor, tamam mı? Evet, tamam. Şurayı oturtturamamıştık, şu an oturttuk. Aynen. Şimdi bir de şurayı takacağız. Bu iş sende. O kıza elimle itekledim. Evet abi. Yunus'cum kaç litre yağ koyacağız? 10 litre abi. 10 litre. İstersen yavaştan dolduralım. Dolduralım ya. Oo. Yeni ya, her zaman yeni ya abi, değil mi? Evet abi. Yunus ne yapalım biliyor musun? Buyur abi. En son yağı sızdıralım abi. Çünkü içinde de kalıyor. Tamam abi.
Birinci 4 litremizi koyduk. Şimdi bu boşalttığımız bidonlardan bazı, yani içindeki kalmış yağda, o son kalan 2 litrenin içine dolduruyorum. Yağ akan yerleri Yunus kardeşim balta spreyi ile temizliyor. Bir de şu bak. Abi içinde bak ne kadar yağ kalmış, gördün mü? Bazen öyle bir yer oluyor ki bu kadar yağ bile ihtiyaç duyuluyor. Evet. Şundan sağa sola silelim. Temiz yapılan iş severim abi. Şu tarz yağ kalıntıları sonradan inanılmaz toz biriktiriyor. Toz biriktirmemesi için. Tamam. Evet. Şimdi de diferansiyel yağını indireceğiz. Yok, şimdi diferansiyel yağımızı indireceğiz. Kaçlık somun taktın Yunus oraya? Bu 14 tellere. 14. Tık etti. Az da döndü. Abi sana zahmet abi, sana ricam. Yağımızın hepsi indi. Şimdi orayı kapatıyorsun değil mi? Evet abi. Önce biraz elinle yürüseydin ya, somon şey yapmasın da, yuva yapmasın. Elinle zaten şey yaptım, tutturdum abi. Tutturdun değil mi? Tamam. Yunus biz de ufaktan anlıyoruz, biliyor musun? Evet abi. Anladın, fark ettin herhalde. Farkındayım abi. İyi anlamda diyorsun değil mi? Yok abi, iyi anlamda. Yoksa çok bilen... Yok çok... abi yok. Biz çok bilmiyoruz da yaşadıklarımızı anlatıyorum. Seviyesi azmış abi. Yağ seviyesi az değil mi? Evet. Ama yağın kalitesi nasıl? Yani çok kötü mü gözüküyor sana? Yağ çok iyi de değil yani, ha. Kötü. Bak şuraya vurduğum zaman öyle bir renk çıkıyor ki. Böyle hani pas rengi gibi sanki. İyi ya, değiştirdiğimiz iyi oldu baba ya. Değiştireceğim. Yağ dolduruyor mu? Dolduruyor abi. Tamam. Sen şimdi oraya kaçtık yağ sıktın. Efendim abi? Kaçtık yağ sıktın. Şu anda abi buraya 85-100 kilo.
diferansiyel yağımızı değiştirdik. Bu işlem de bitti. Yunus kardeşim şimdi de bizim şanzıman yağımızı boşaltacak. Değil mi? Yunus. Dönüş oldu. Evet. Şanzıman yağımız inecek şimdi. Bunun rengi güzel. Değil mi? Evet abi, rengi güzel. Kafayı takıyor musun? Evet abi. Yunus şimdi yağ dolduracak yeri mi açıyorsun abi? Evet abi. Burada açtın mı? Yağ dolduracağız abi, evet. Tamam abicim. Öbür arkadaş yardımcı olacak abi. Ona bir seslen sana. Tamam, seslen. Çağatay. Şu bir şanzımanın yağını bir dolduralım abicim ya. Yardım et. Tamam, geliyor. Çağatay, buna da 75 ve 90E mi kullanıyoruz abi? Evet abi. İyi. Eyvah. Yağımız cam gibi. Çektireyim mi? Aman abi, çok atmasın. Yok abi, o fazlasını atıyor abi zaten şu anda. Yağ seviyesi taşana kadar yani. Anladım. Bu gitti. Anlatma.
Birazcık da sprey sıkalım. Aa. Abi eski parçanın buradaki tırpasını çıkarttık da şurada bir yerdeydi o. Burayı karşıya karşılamıyor. Eskisinin bir de içine bir parça kalmış. Yani o parça onun içinden çıkmış olması gerekiyor. Bunun içine direksiyon yağı dolduruyor şimdi. Ne ya? Enjektörlerini temizlesin diye. Aa. Şöyle bir acı bir koku geliyor. Evet abi. Direksiyon yağı bu. Bu enjektörleri temizler. Eyvallah abi. Mazot da koyacak mıyız ayrıca? Şimdi biraz da mazotu da çektireceğiz bunun üstüne. Tamam. Biber getirsin her bakımda aç kapa orayı yalama yapmaz mı tabi? Düzgün sıkarsan hiçbir şey olmaz abi. Hmm. Balata spreyi getir. Yani fabrika daha böyle sağlam bir şey yapamamış mı yani? Buradaki maksat parça satmak abi. Bu plastik bulacağını kendisi çok iyi biliyor. Hmm. Parça satmak. Havayla git. Abi üstüne gelmesin. Tamam. Aynı bismillah. Basayım usta. Bırakayım mı? Havasını aldık yani. Aynen. Tabancayı.
güzel bir şey. Güzel. Alttan bezle yağlı olacak çıtırdan. Evet, bunlar emeğin izleri. Ama toz toplamasın diye siliyorum. Sanayide normal böyle şeyler. Evet, şimdi bakımımızı yaptık. Bir deneme sürüşüne çıktım. Bir ne var diye bakacağız bakalım. Bir eksik bilmem ne varsa yine bakılacak. Sanayide deneme sürüşü. Abim görüşürüz. Allah'a emanet. Kendine abi, çok şey iyi bak. Eline emeğine sağlık. Hadi sağ olasın. Ustacığım çok teşekkür ederim. Abi maç olsun, kendine. Vallahi çok memnun kaldım. Ayrı bayramlar abi. Sağ olasın. Allah'a emanet. Eyvallah. Yine bir sonrakine haberleşiriz, geliriz daha sonra. Tamam. Hadi kolay gelsin abi, sağ olasın. Vallahi çok memnun kaldım. Arabamızın bakımını yaptırdık. Şimdi yol için çıkıyoruz. Hadi bakalım, bismillah. Evet. Evet, bakımımızı yaptırdık çok şükür. Haydi bismillah deyip yolumuza çıkıyoruz. Araç uzun süre yattıktan sonra bir bakım yapılması gerekiyor. Zaten zaman da gelmişti. Neler yaptırdık? Motor yağı, mazot filtresi, yağ filtresi, hava filtresi, şanzıman yağı, bir de diferansiyel yağını değiştirdik. Şimdi artık dönüş yolundayım. Evet, biz üzerimize düşen görevi yaptık. Bundan sonra inşallah Allah'ın izniyle kazasız belasız bir şekilde yolumuza çıkacağız. En iyi tamir zamanında yapılan bakımdır. Biz de bu mantıkla bu süreci gerçekleştirerek bakımımızı yaptık. Şu an eve dönüş yolundayım.